Herkese merhaba. Can Azerbaycan'dayız sevgili dostlar. Burası bizim kardeş topraklarımız. Bu halk bizim kardeşimiz. Bakın bu hafta neler yapacağız? Evet, Ay Yıldız'ın izinde başlıyor. Azerbaycan'da Türk dünyasının yetimleri Ahıska Türklerine misafir olduk. Nineciğim merhaba. Güzel bir kız gelmiş. Hoş bulduk. Hoş geldin. Saatlı şehrine bağlı Kazanbatan köyünde yaşayan Ahıska Türklerinin günlük yaşamlarından kesitler. Cennetin ellerine bir bakar mısınız sevgili izleyiciler? Bak, cennetin güzel ellerine bak. Toprak kokan eller bunlar. 90 yaşındaki adam gene bu işi görüyor. Ahıska Türklerinin 70 yıl sonra dinen ezan hasreti. İlk ezanı ağlayarak okudu bölgede. 70 yıl sonra işte bütün o hasreti, yani o sürgün vesaire, en çok da hasretini çektikleri manevi olarak manevi eksiklik. Hep gizli saklı namaz kılmışlar evlerinde. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Sürgün edilen Ahıska Türklerinin akıbetini araştırmak için Sovyet sınırını geçti. Rus askerlerine esir düşünce bir daha Türkiye'ye dönemedi. Son nefesini yıllar sonra bulduğu Ahıska Türklerinin yanında veren Türk istihbarat subayı Vehbi İbrahimoğlu'nun duygu yüklü öyküsü. Allah rahmet etsin, bizim halktan ötürü geçmiş. Bir bu halk nere geçmiş? Sürdüler mi, kırdılar mı? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Ay Yıldız'ın izinde kalın, TRT Avaz'dan ayrılmayın. Geçtiğimiz hafta Odlar Yurdu Azerbaycan'da Azeri kardeşlerimizin gönlünde kor gibi yanan Karabağ hasretini ekranlarınıza taşımıştık. Kardeş Azerbaycan'daki gezimizi bu hafta da sürdürüyoruz. Bu kez vatan özlemiyle yaşayan Türk dünyasının yetimleri Ahıska Türklerine misafir olacağız. Kafkasların kadim halklarından olan ve Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleriyle buluşmak için yaşadıkları Saatlı şehrine gitmek üzere Bakü'den yola çıkıyoruz. Saatlı'ya gitmek için önce 2 saat 10 dakika süren bir yolculuk yaparak Sabirabat rayonuna ulaşacağız. Buradan da yaklaşık 15 kilometrelik bir yolculuğun ardından Saatlı'ya ulaşmış olacağız. Elbette dikkatimizi çeken en önemli şey bu gördüğünüz petrol kuyuları efendim. Aslında dikkatimizi çekti ama burada bir süre kaldıktan sonra artık alışmaya başlıyorsunuz. Çünkü her yerde bir petrol kuyusu var. Üstelik daha topraktan petrol çıkarma çalışmaları başlamamış bile. Buna rağmen bu kadar yaygınlar. Nasıl başlamadı dersiniz? Evet, şu ana kadar bütün çalışmalar denizden petrol çıkarmak üzerine yapılmış. Topraktan zaten petrol fışkırıveriyoruz. Hatta ayağınızı bastığınız her yerden petrol çıkıyor Azerbaycan'da. Ve işte onların üstü ya betonla kapatılıyor ya da böyle petrol kuyuları kuruluyor. Tam size petrol kuyularını anlatıyordum ki bu kuyuların bakımını yapmak için arkadaşlar geldiler. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Yorulmayasın diyorlar değil mi sizin buralar? Evet, evet. Peki seni tanıyabilir miyim? Pena. Pena. Belli. Peki bunların bak, dur ben de geleyim şöyle. Gelebilir miyim? Gelebilirsin. Bunların bakımını nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatsana bana bunların nasıl çalıştığını, sistemi. Biz hal-hazırda bu kuyunun seviyesini ölçürüyoruz. Demek yer katında olan muayene. Yer katında ne kadar petrol olduğunu ölçüyorsunuz şu anda. Bele. Bu ne kadar derine iniyor? Tahmin 2000 metre. Buranın petrolü biraz farklı bir petrol çünkü evet. İçinde parafin yokmuş. Bele. Parafin olmaması demek ne demek? Neden önemli?
Parafin olmaması ondan o açıklanır ki yani parafin de olur, parafin de olmur. Ama çok kuyularda parafin yoktur. Ve parafin olmamağı yani petrolün temiz olmasıdır. Daha kaliteli petrol evet, mü evet. demek oluyor? Kaliteli. Uzun bir yol. Hadi kısa bir mola verelim. Bir çay içelim. Bu arada yöresel lezzetler tadar mıyız ona da bir bakalım. Oh ne güzel yeşillikler arasında bir yere geldik böyle çiçekler içinde. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yeli, Seret nasılsınız? Bizim bu Şirvan şehrinde sizi hoş gördük. Hoş bulduk biz de sağ olun. Siz aziz konaklarımızsınız burada Şirvan şehrinde. Ne güzel ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Diyoruz. Çok sağ olun. Merhabalar. Hoş, geldin, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hemşe siz gelesin. Sağ olun. Evet. Hoş bulduk. Evet bir çay molası için durduk ama burada çok güzel bir misafirperverlikle, gülen yüzlerle karşılaştık. Hemen tanışalım şöyle bir, sizi tanıyalım önce. Benim ismim Hikmet Bey. Hikmet Bey. Beyli. Sizin isim? Mugdet Bey, Mugdet. Ne güzel karşıladınız bizi, vallahi yani siz, iyi ki durmuşuz. Burada misafirlerimizsiz, biz yine de diğeri TRT Avaz kanalında Azerbaycan'da görmeyene çok şadık, çok sevindik. Ve bizim sizin tek insanlarla karşılaşmamız burada Şirvan şehrinde bizim için çok sevindirici bir hal oldu. Çok sağ olun. Bizim için de aynı şekilde oldu. Burası Şirvan şehri değil mi? Nerede durduğumuzu da açıkçası şehri, tam bilmiyorum şu anda ben. Bəli Şirvan şehri değil. Nasıl bir yerdi Şirvan şehri? Şirvan şehri çok büyük şehirdi, normal bir şehirdi. Əhalisi de çok birbirine münasibeti olan, hamı birbirini tanıyır burada Şirvan şehrinde. Mən yine de biziyle bugünkü gün burada beraber olmağımıza çok seviniyorum. Ve TRT Avaz kanalının yayım şirketinin bütün üzvlerine can sağlığı arzulayıram. Həməşe bizim Azerbaycan'da görünmənizi biz istəyirik. Çok sağ olun. Siz neler diyeceksiniz? Ben de kardeşimin dediklerine şarjayım. Eyni kaydıyla. Biz de doğrudan da çok sevindik sizin gelişinize. Hemşe siz gelesiniz. Hemşe nize diyeyim. Azerbaycan hemşe sizin yolları sizin üzerinize açıqdır. Çünkü neyinki Azerbaycan biz ulu önderimiz dediği kimi bir millet iki devletik. Bizde hiç bir ayrı seçkilik olmaz. Biz burada sizi görende sanki ikinci bir Azerbaycan devletinin burada görünmeyen görürüz. Biz de öyle hissediyoruz. Gerçekten ben Azerbaycan'da yaptığımız çekimler boyunca hep bir kardeşlik duygusuyla yaşadım burada onu söyleyeyim. Bir de o kadar farkında mısınız sevgili izleyiciler nasıl gönülden hoş geldiniz diyorlar ki burada siz yani şimdi biz İstanbul'da yaşıyoruz evimizden uzaktayız ama sizin bu gönülden bize gülümsemeleriniz gönülden hoş geldiniz demeleriniz bizim için burada çok önemli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bize çay ikram ettiler ama bu çaya ben behbeh diyeceğim. Azerbaycan Türkçesinde behbeh sevgili izleyiciler nefis demek. Kokusu önce buraya geldiğinizde şu çayı bir güzel koklayın. Mis gibi kokuyor. Tadı muhteşem. Ama değişik bir ikram edilişi de var bu çayın. Özellikle yemeklerden sonra böyle bir marmelat mı diyeyim, reçel mi diyeyim? Ne diyorsunuz? Bize buna mürebbe derler. Mürebbe. Cilas mürebbe. Cilas. Nedir bu anlatır mısınız bize biraz? Şirinidir de. Şirinidir de o mürebbe pişirilir, cilastan pişirilir. Cilas dediğiniz beyaz kilas çaylı. Gibi bir şey değil mi? Beyaz cilas. Beyaz cilastan o hazırlanıyor. Çay elave edip içebilirsiniz. Evet. Buyurun. Şimdi nasıl bir yudum çay, bir kaşık şey mürebbe alacağım değil mi? Şeker niyetine aslında ama tamamen doğal bir şey. Şeker evazı ondan istifade edebilirsiniz. Evet. Şöyle bir seremonisi var. Mikrofonu bırakayım. Bir yudum çay alıyorsunuz. Mürebbe. Behbeh diyorum. Ardından da bir kaşık mürebbe.
Nuş olsun. Çok lezzetli. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çaylarımızı yudumladıktan sonra yeniden yola koyuluyoruz. Bakü'den yola çıkıp 2,5-3 saatlik yolculukla Sabirabad rayonuna, yani şehrine ulaştık. Burası Sabirabad'ın girişi. İşte böyle güzel bir giriş yapmışlar şehir için. Buradan köylere geçeceğiz biz Ahıska Türklerine ulaşabilmek için. Onlar Özbekistan'dan sonra Azerbaycan'a geldiler ve burada yaşamaya başladılar. Onların hayatları nasıl? Neler yaşıyorlar? Ne koşullarda yaşıyorlar? Neler düşünüyorlar bize, ya da neler anlatacaklar? Bunu öğrenmek için lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi köylere doğru yola çıkıyoruz. Sabirabad'ı geride bırakıp Saatlı şehrindeki Ahıska Türklerinin yaşadığı Kazanbatan köyüne ulaşıyoruz. Köyün girişindeki tarlada çalışanlar dikkatimizi çekiyor. Ahıska Türkü toprağın, toprak da Ahıska Türkü'nün dostudur sevgili izleyiciler. Onların yaşadıkları köylerde hep o köy girişlerinde ekilmiş tarlaları görürsünüz. Toprağın bereketini işlerler onlar ve böylelikle geçinirler zaten çoğunlukta da. Ancak hemen arkamda bir manzara göstermek istiyorum size. Zannedeceksiniz ki burası Çukurova ya da Adana ama değil. Evet, Çukurova'nın bereketli topraklarına benziyor ama değil. Burası Sabirabad'ın Kazanbatan köyü ve Kafkasya'nın, Orta Asya'nın yetim halkı işte burada bu uçsuz bucaksız bereketli topraklarda pamuk yetiştiriyor. Şu anda çalışıyorlar. Zaten Ahıska Türkleri en çok çalışkanlıklarıyla biliniyorlar. Ahıska Türklerinin dostu çok. Çünkü onlar da kardeş, dost adamlar yüreklerinde. İşte Türkiye'den bir iş adamı, Azerbaycan'da da iş yapmakta Hüseyin Büyük Fırat. Aslan yürekli bir insan, çünkü o Ahıska Türklerinin her zaman yanında olmuş, onlara dostluğunu göstermiş. Merhaba Ensar Dayı. Önce Ensar Dayı'yla tanışalım size. Ensar Dayı nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Allah, Cenab-ı Allah ülkemize emin amanlık versin. Türk dünyasına Cenab-ı Allah sefillerimize, bütün büyüklerimize can sağlığı versin. Ensar Dayı, Hüseyin Bey ile nasıl tanıştınız? Hüseyin Bey geldi buraya. Biz habersiz idik. Biz de hiçbir şey, yani o vakitte Sovyet döneminden çıkmış adamlar. Yani hiçbir şey, yani ne namaz ne niyaz. Hüseyin Bey geldi ki size camı yaptıracağım. Bu eylükleri biz ne ter onu da biliriz. Ondan bir anda şimdi her evde bir okumuş oldu. Her evde bir hoca oldu. O hocalar hepsi indi gitti. Bak şehirlerde de hocalık oldu. O Hüseyin Bey'in hesabını oldu bunlar. Hepsi, Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Allah onun ne bileyim sülalesine Allah hayırlı ömür gün versin sağlarına, ölenlerine Allah rahmet etsin ki şu Türk dünyasına bu çok güzel biz için yardımcı oldu. Yani bu yerde biz için çok el attı. Hüseyin Bey, siz nasıl buldunuz Ahıska Türklerini? Burada onlarla nasıl tanıştınız? Biz ilk geldiğimiz yıllarda üniversite için, üniversitede okumak için geldik. Tabii üniversitede okuduğumuz yıllarda buralarda Ahıska Türklerin olduğunu, işte bizim hepimizin bildiği o 1944 yılında Ahıskalı'ndaki sürgünden dolayı Ahıskalıların geldiğini duyduk. Onların mazlumluğunu zaten biliyorduk, okumuştuk. Onların o mazlumiyetlikleri bizi buraya cezbetti ve onları bir görmek için geldik. Onların bizi ilk karşılamaları çok duygulu olmuştu. Şöyle ki
Meydan dayı vardı. Ensar dayı hatırlar. 70 yıl boyunca çok çile çekmiş. Ahıska'dan o göç sırasında vesaire çok sayıda yakınlarını kaybetmiş bu askerler, vefat edenler. Ve sürekli bir beklenti içerisindeler. Yani Osmanlı gelip bizi kurtarır. Osmanlı bizi gelip kurtarır diye. O da en yaşlısı olduğu için hep anlatıyormuş. Yani Osmanlı bizi böyle bırakmaz, kurtarır diye. Şimdi biz geldiğimiz zaman da işte Ensar meydanında şöyle durup durup ağlayarak etrafındaki insanlara diyordu ki bakın işte ben size demedim mi gelecekler, bakın işte geldiler diye. Ağlayarak boynumuza sarıldı falan. Biz çok duygulandık. Yani o zaman da hissettik ki yani bu çok büyük bir yük. Yani bu yük bizim omuzumuza bindi. Çok da genç yaşlıydım. Daha o zaman 22 yaşındaydım. Ama niyetimiz de iyi oldu. Çok şükür. Biz de onlara dedik tamam biz geldik. Sizin bizden ne isteğiniz var, ne istersiniz? Onlar dedi ki biz camimizi tamamlayın. Cami için de daha önce biz yine yardım etmiştik. Onların daha çok manevi olarak bir beklentileri vardı. Onu karşıladık. Daha sonra maddi konularda da yardımcı olduk. Derken adeta kendi köyümüzü, yani Urfa'yı gördük. Anadolu insanının o bütün manevi duygularını, onların o misafirperverliklerini, onlar memleketlerine hasretlik çekmişler uzun yıllar. Biz de gurbetteydik. Adeta onlar bize kavuşmuş oldu. Biz de onlara görerek memleketimize kavuşmuş olduk. Sovyetler Birliği döneminde gördükleri baskılara rağmen dillerini, dinlerini, kültürlerini unutmayan Ahıska Türkleri çalışkanlıklarıyla biliniyorlar. Onlar yerleştikleri bölgeleri Gülistan'a çeviriyorlar. Gittiğiniz her yeri çok güzel yapmışsınız ama. Ahıska Türkleri çok çalışkan. Hepsi torunlarım. Bu kızlar var ha. Bu oğlanlar. Hepsi torunlarım. Yani hadi benim... torunlarla konuşalım biraz. Sen şirin dilli kızsın. Öğlenin sıcağında pamuk tarlasına alın terini, emeğini akıtıyor. İşte kardeşlerimiz burada. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle yanınıza doğru geleyim. Şöyle, kolay gelsin. Nasılsınız? Evet, dur şöyle geçeceğim ben. Şuna zarar vermeden. İsim ne? Cennet. Cennet soyad? Mahmudova. Cennet, nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi, çok sağ olun, iyi. Şükür. Yığıyoruz pamuğu. Ne yapıyorsun? Şimdi Cennet utandı biraz. Ensar dayı konuşmuyorlar benimle. Ha bu kim diyor? Cennet o. Ha? Cennet utandı benimle konuşmuyor. Şimdi degenek mi yiyeceksin? Konuşsana deki hoş geldin, safa geldin. Ha? Dedim. Ne tavır dedin? Şimdi Cennet heyecanını atsın, o arada bana pamuk toplamayı göstersin. Tamam bak, heyecanını atana kadar bana pamuk toplamayı göstersene. Nasıl topluyorsun? Ne tavır topluyorlar pamuğu? Nasıl topluyorsun? Bak işte böyle. Ne yapacağım? Böyle alacağım. Böyle alacaksın. Şunu şuradan mı şöylece alıyorum değil mi? Evet. İşte elleriyle pamuk topluyorlar. Cennet bir bakayım şu senin güzel ellerine ya. Bak. Cennet'in ellerine bir bakar mısınız sevgili izleyiciler? Bak Cennet'in güzel ellerine bak. Toprak kokan eller bunlar. Gelin toprak diyor, kokan, emektar eller bunlar. Ya o yüzden göster, çekme elini, göster. Canım benim adın ne? Fatma. Fatma kaç yaşındasın sen? 11. 11 yaşındasın sen daha. Okuyor musun Fatmacığım? Evet. Kaçıncı sınıftasın? 5. 5. sınıftasın. Çok mu heyecanlandın? Ha? Peki sen geldin böyle yazın tarlada çalışıyorsun. Kışın okula mı gidiyorsun? Nasıl dersler Fatma? İyi. İyi mi okul? Seviyor musun okulu? Evet. Peki, nasıl topluyorsun pamuğu göstersene bana. 11 yaşında Fatma, sevgili izleyiciler. Okula gidiyor kışları, yazın tarlada çalışıyor. Gördüğünüz gibi çok da becerikli. Böyle toplayıveriyor işte elleriyle. Canım benim. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol. İsim ne? Gülbahar. Soyadın? Mahmudov.
Gülbahar ablan, nasılsın, iyi misin, hayat nasıl sağ gidiyor? Sağ ol, var ol, yakşı gidiyor, yakşı. Kazan Batağı'nda yaşıyorsun değil mi sen de? Peki, bir anlatsana, pamuk topluyorsunuz burada, başka neler yetiştiriyorsunuz? Her şey. Her şeyi derken? Tallolarımız var, ekiyoruz, her şeyimiz var. Hı-hı. Süpürgede ekiyoruz, pamukta ekiyoruz, takılda ekiyoruz, arpada ekiyoruz. Yoncada ekiyoruz, karpuzda ekiyoruz, her şey ekiyoruz, her şey. Ekiyoruz. Nasıl, bereketli misin? Memnun musunuz? Memnunum, yakışıdır, yakışı. Yakışıdır. Ensar dayım, sen maşallah sana. Anlat. Nasıl çalışkan bak. Aha. Ya. Ben indi söyleyeyim, öyle mi? Söyle Ensar dayı. Kime selam söyle? Bak, Bursa'da. Enver, Servel, Esya, Ramiz. Ne diyeyim? Bunların hepsine selam söylerim. Pamukun içinde. Gene pamuk döşür yerim. Pamuk becer yerim. 90 yaşındaki adam gene bu işi görüyorum. Sizin hep bize selam söylerim. Türkiye'den bir cavan oğlanla bir cavan kız gelip bizi kameraya çekti. Bunlar da hepsi. Bizim nevelerimiz, ne bileyim, Selim'edir, Fatıma'dır. Cennettir, Gülbahar'dır, hepsi burada. Ben de başkanlık ediyorum. Tarladan ayrılıp köyün içine doğru ilerliyoruz. Kazanbatan Köyü'nün camisini arkamda görmektesiniz. Hemen yanında küçük bir eğitim kurumu da var. Hüseyin Bey, bu cami kaç yılında tamamlandı inşası? 1997'de tamamlandı. 97. Onun öncesinde cami var mıydı bölgede? Bu bölgede yoktu. Yani yok. Aşağı yukarı 70 yıl sonra ilk yapılan camidir bu bölgede. Hı hı. Ve ilk kez burada ezan okundu o dönemde. Hatta hı hı. O ilk ezan okuma meselesinde de yine o meydan dayı vardı. O ki bu dört duvar, daha sadece dört duvar vardı. Çatı falan hiçbir şey yokken aylarca gelip o dört duvarın arasında secdesini serip namaz kılan birisi. Hı. Biz bunun hoparlörünü falan taktığımız zaman artık son dönemleriydi. O da işte aşağıda çok heyecanla dolanıyordu. Baktım kendi aralarında konuşuyorlar, ilk ezanı kim okuyacak diye. Tam ona ilk ezan falan deyince yani insan ister istemez tarihe doğru gidiyor. İslam tarihinde ilk ezanın önemini vesaire. Kendi aralarında konuşurken dediler ki ilk ezanı Hüseyin okusun çünkü camiyi o yaptı. Ben dedim ki iyi o zaman bu. Ben de kafamda ona okutmayı düşünüyordum. O bitime doğru dedim ki sen hazır ol. O abdestini falan aldı. Ve o ilk ezanı ağlayarak okudu bölgede. 70 yıl sonra işte bütün onların hasreti, yani o sürgün vesaire, en çok da hasretini çektikleri manevi olarak o manevi eksiklik. Hep gizli saklı namaz kılmışlar evlerinde. İlk kez öyle açıkta ezan okundu ve o bir numune oldu burada. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ...70 yıl boyunca ezan sesine hasret kalan Kazanbatan Köyü'nün imamlığını ise bir Ahıska Türkü olan Kamil Laçin yapıyor. Ne kadar zamandır burada görevlisiniz? Ben 1997 yılından burada ben imamlık yapıyorum camide. Peki bu caminin yapılmasından sonra neler değişti hayatınız? Vallahi size söyleyeyim ki ben cami yapılmadan önce evlerden cuma namazları kılıyorduk. 5 kişi, 3 kişi, 6 kişi kadar olarak namaz kılıyorduk. Cami yapıldıktan sonra burada cumaya hem vakit namazlarında hem de cuma namazına hepsini gençler teşkil ediyor. Yani gençler 15 yaş yukarı, 15 yaş hatta 8-9 yaşındaki çocuklar da cuma namazına gelirler. Burada namaza geldikten sonra insanların maneviyeti daha da çoğaldı. Allah'a şükürler olsun. İbadetlerimizde şükür Allah'a serbest olarak yapıyoruz. Hocam 70 yıl sürgünde kalmış bir halk için
Caminin önemi nedir? 70 yıl biz sürgünde kaldık. Cami o kadar önemliydi ki bizler, yani benim yaşım yetmez de bizden önce hacı daha da iyi bilir. Tahıl ekilmiş sahelerde, tahıl sahelerinde, ekin sahelerinde bayram namazlarını, cuma namazlarını kılarmışlar. Yani ibadetli, gizli olarak yapıyorlardı. Yani bayram namazına gizlizle imamı tayin taparak gidiyor, tahılların içinde, pamuk tarlaların içinde namazlarını öyle kılarmışlar, görmesinler. Caminin önemi o kadar iyidir ki işte biz serbest bir şekilde gel biz burada namazımızı kılıyoruz. Hiç kismede demiyor ki niye ezan okunuyor, niye namaz kılıyorsunuz diye, hiç kismede onu söylemiyor bize. Serbest olarak namazımızı kılıyoruz şimdi. Kazanbatan Camii'nin hemen yanında bir de Kur'an kursu bulunuyor. Kursun hocalığını yapan Gülçehre Mahmudova'ya mikrofon uzatıyoruz. Gülçehre Hoca'nın sınıfındayız. Burada her gelene Kur'an-ı Kerim'i öğretmektesin. Evet. Değil mi? Evet, Kur'an-ı evet. Kerim'i. Başka neler anlatıyorsun? İşte Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Dini bilgiler öğretiyoruz. Evet. Siyer, akayet, işte her şeyden. Çocukların alacağı, bilineceği şekilde kısa kısa Peygamber Efendimiz'in hayatından işte sahabelerden, hadislerden her şeyi azar azar çocukların alabileceği kadar onların durumuna göre işte anlatıyoruz. Gülçehre Hoca burada mı doğdunuz? Hayır, ben doğum Özbekistan. Özbekistan'da. Evet. Ne zaman geldiniz buraya? 89. yılda geldik sürgün olarak. Ha, kaç yaşındaydınız? 7 yaşındaydım ben Özbekistan'dan geldiğimiz zaman. Hatırlıyor musunuz o zaman oradaki hayatı? Zor herhalde değil mi 7 yaşında? Yok, hatırlıyorum. Ben daha 2. sınıfa gidiyordum yani. Evimizi, mahallemizi yani hatırlıyorum. Ha. Yani. Peki buraya göçtüğünüzde nasıl oldu hayat? Neler değişti? Yani çocuktuk. Yani biraz zor oldu. Oradan oraya, oradan oraya. Oradan Ürsit'e gitti. Ürsit'ten Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan çeşitli illerine bayağı bir 3-4 senemiz şeylerinden geçti. Öyle geçti. Evet. Ama şükür olsun sonunda. İyi elhamdülillah. Ağızka Türkleri yıllar boyu yani 70 yıl sürgünde yaşamış bir halk. Evet, evet. Çok çileler çekmiş. Çok çileli bir tarihi var. Evet. Gerçekten anlatmakla olmuyor. Yani o yaşananları ne kadar etkisini anlatabiliriz bilmiyorum ama bu arada en çok önemli olan şey belki de hiç dillerini unutmamışlar. Evet. Dinlerini hiç bırakmamışlar. Evet. O kadar baskıya rağmen. Evet. Yani camiye yok, işte din yasak, Kur'an okumak yasak. Şimdi bugün gelinen noktada siz burada eğitim veriyorsunuz. Evet. Değil mi? Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Yani çok mutluyuz. Allah'a şükür olsun ki yani hiç değişmedi. Allah razı olsun. Yani bizler de eğittiler, öğrettiler. Biz Türkiye'ye gidip 2 sene İstanbul'a okup geldim ben. Hıdaya kursunda. Yani hepsine hocalarımıza çok teşekkür ederim. Allah hepsine razı olsun. İşte onlar bizi eğitti. Bize geldik burada öğrendiklerimizle. Hani çocuklar öğretmeye çalışıyoruz. Hani elimizden geldiği kadar onların durumuna göre. Hocalarımıza buradan çok çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Her zaman onlar için dua açıyoruz. Kazanbatan köyündeki gezimiz sürüyor. Ensar dayı bizi evine davet ediyor. Evet, Kazanbatan köyündeyiz. Onlar sıcacık yürekli insanlar çünkü bizi evlerine davet ettiler. Zaten sarılınca da öyle sıcacık sarılıyorlar. Sanki yıllardır hasretmiş gibi sarılıyorlar. Onların samimiyetlerini tanıştığınız ilk an fark ediyorsunuz. Evet, Ensar dayının evindeyiz. Şimdi içeri doğru yürüyoruz. Nineciğim merhaba. Gel bir kız gelmiş. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Papa gelmiş. İşte la. Ay ölüm. Maşallah. Ay maşallah. Canım benim. Ha. Ölüm sana oğlum. Ne? Oğlum ölüm sana oğlum. Anam. Görüyor musun? İyi midir hanımım? Beğendin mi? Hanımım beğendin mi? Ne dedin size? Ninem nasılsın? Anam gözümde görmüyor ki. Sesinde eşitiyorum, iyi de görüyorum. Ey misafirim, hoş gelmişiz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş gelmişiz. Sağ olasın. Her vakit misafirim olun.
İnşallah. Sağ ol. Evet. Ensardayım. Nine ile birlikte burada yaşıyorsunuz, bu evde. Bari. Neneyle birlikte bu evde yaşıyoruz. Nenem nasılsın? İyi misin? İyi. Sağlığın nasıl? Alayım. İyi. İyi abla. Ne bileyim ne tavır da indi abla. Tamam der beni ne yakşı. İlacıyla. İlacıyla. Sen de geldin. Hüseyin, hani Hüseyin, öleyim sana Hüseyin, vay Allah'ım canım, Allah'ım canım Hüseyin, öleyim sana Hüseyin, öleyim sana Hüseyin, vay balak, vay balak. Geçer mi abi? Hadi geçelim. Geçin, ha. Kadan alayım, geçin. Ensar dayım bize sağ olsun böyle çok güzel bir sofra hazırlatmış. Ensar dayım. Allah bol bol bereket versin sağ inşallah sofrada. Sağ olun balam, sağ olun. Nuş olsun, nuş olsun. Halal hoşuz olsun. Gülistan nine. Ne canım. Ben İstanbul'dan geldim. Kızım ol da gitme daha kadınım. Kalayım burada. Kal, kal. Ben kalayım. Kal da yanımda yat, otur. Ne bizi gördüğü anda... anonsta hatırlıyor musunuz size ne demiştim? Gördükleri anda sanki yıllardır beni tanıyor, özlemimi duyuyor gibi sarılıverdi. İşte bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir bağ, bambaşka bir duygu. Gerçekten burada artık kelimeler değil veya bilinenler değil. Sadece duygular konuşur noktaya geliyor. Ninemin balam diye bir sarılması var ki bunu ben anlatamam. Ananın balası, güzel balası, güzel kızı. Sağ ol ninem. Gülüyüm. Allah razı olsun. Sağ ol. Kaç torun var nine? Çok çok. Öleyim ben onlara balam. Çok güzeller onlar. Hepsi ayrı ayrı güzeller. Güzeldirler öleyim sana. Güzeldirler. Senden de güzel midirler? Benden çok güzeldirler Nina. Ya, senden güzel olmazlar. Allah razı olsun. Senden güzel olmazlar kız. Ninem kaç yaşındasın? Ne? Aa, adama sor adam bil. Adama kaç sor. Kaç yaşında Ensar'da? Kaç yaşında? 86 yaşında. Dayımın kızıydı, dayımın. Dayının kızı. Aha. İkimiz bir büyümüş o akıllı da. Ha, diyerek ki yani o sürgünlükte işte biz bir yerde geldik, bir yerde olduk, bir yerde büyüdük. Allah'a and olsun o bir yer. O bir yer. Her şey, evvela her şey. Doğduğum ide, yaşım ide, gönlüm. Yok, gelin neyle gittin? Arabayla mı gittin? Oo, arabayla, arabayla. Arabayla, biz daha makinen arabaydı. At arabası. At arabası. He, at arabaydı, at. Oo, evvela kat hal etsek, ben ne bileyim, ne bileyim, evvela bir şeyler. Öyle yokluk vakitidir ama iyiydi de. Açım değil mi, dur. De ne kadın paltarıyla gelin oluyorlar. Bir paltarı bir kentte gözdür yerdik. Kazanbatan köyünün hanımlarıyla birlikteyiz. Nasılsın? İyi sağ ol. İsim ne? Gülnare. Gülnare soyad? Rezmanova. Rezmanova. Nasıl gidiyor hayat burada? İyi mi? İyi. Gülnare. Seni de tanıyayım bir. Benim adım Rahle. Rahle, soyad? Rizmanova. Ayde Rizmanova. Ayde Rizmanova. Ayde Rahle ve Güldane. Bize bir yemek, Gülnare bize bir yemekler hazırlamışlar ki. Oo. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok lezzetliydi. Ensar dayının evinde yemeğe katıldık. Onlar tabii şey yapmadılar. Sonradan böyle bir asmanın altında güzel gölgede buluştuk. Biraz sohbet edelim dedik. Çocuk var mı? Kaç tane? Var. İki kızım, bir oğlan. Buradalar mı? Neredeler? Kızım bayağı bundaydı. Biri pamuk toplamada, oğlum da askerde. Oğlan askerde. Kaç ay kaldı? Hayırlısıyla Allah. 9 ay.
9 ay kaldı. Allah kavuştursun. Amin, amin. Hayırlısı. Nerede askerlik yapıyor? Gedebey'de. Gedebey'de askerlik yapıyor. Gedebey'de. Gözler böyle bir doldu, özlemiş oğlum. Oğlunun ismi ne? Oğlumun ismi Yahya. Yahya izleyebilir mi acaba bizi? Haber etsek izler. Haber et, bir de şu daha selam yollasana Yahya'ya. Oğluna bir şey desene. Haber et, bir de selam yolla oğluna. Yahya. Salam söylerim, Allah sağ salamet korusun. Bütün askerleri içinde de onu. Ana yüreği işte ya, kıyamam, ana yüreği ya. Allah korusun. Amin. Bütün evlatları, bütün evlatları Allah korusun. Selametle, sağlıcakla dönmelerini nasip etsin Allah. Amin. Ana yüreği işte. Ensar dayının büyük oğlu Serval Bey ile birlikteyiz. Serval Bey, siz nerede doğdunuz? Ben Özbekistan'da anadan oldum. Endijan Oblastı'nda, Paytok rayonunda. Sovyetler dövründeki o dağıldı. Ondan sonra geldim burada Pamuk Zavodu'ndan nümayende işledim. Şimdi 15 yıldır da başkan işliyorum. Kazanbatan'ın belediye Kazanbatan'ın köyün mahallede başkanıyım. Peki yaşamları nasıl? Yaşamımız çok iyi. Bölgedeki çok iyi. Çok iyi. Vallahi indi şimdi bakıyorsun her şey yakşı, bolluk. Ondan sonra görün ne tür kuruluşla rayonumuzu yaşını geçseniz tanımazsınız. İleriki senede baksaydınız. Şimdi bakarsınız rayon tanınmıyor. O kadar güzelleşti. Evet, Ensar dayının evindeki misafirliğimiz burada sona eriyor. Ama biz Ensar dayıyı da alıp şimdi mezarlığa gidiyoruz. Orada size bir askerin hikayesini anlatacağız. Ensar dayıdan dinleyeceğiz. Ensar dayı, geçelim mi mezarlığa doğru? Geçelim. Kazanbatan köyünden ayrılıp Ahıska Türklerinin yaşadığı bir başka köy olan Şirinbey'e gidiyoruz. Geldi geçti ömrüm benim, şoyel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir gözü olup açmış gibi. Buradaki kabristanda ay yıldızlı bir anıt mezar dikkatimizi çekiyor. Bir Türk istihbarat subayı olduğunu öğrendiğimiz Vehbi İbrahimoğlu ismindeki metfun kişi 1972 yılında vefat etmiş. Vehbi İbrahimoğlu 1944 yılında Stalin'in sürgüne gönderdiği Ahıska Türklerinin akıbetini araştırmak üzere Sovyet sınırını geçerek Ahıska'ya gider. Burada Rus askerleri tarafından esir alınan İbrahimoğlu 10 yıl hapse mahkum edilir. Dağıstan'da bir hapishanede cezasını çektikten sonra Saatli'ye bağlı Kazanbatan köyüne gelir. Ömrünün sonuna kadar bu köyde imamlık ve öğretmenlik yapar. Köylülere Kur'an dersi verir. Bakımsızlıktan kaybolmak üzere olan mezar Şanlıurfalı hayırsever iş adamı Hüseyin Büyükfırat tarafından yaptırılmış. Düşünün ki yani bu bir evden çıkmış ve bir daha ailesini, hanımını, çoluk çocuğunu, kardeşlerini hiç görememiş. O hasret bitti bitecek derken bu sefer vefat etmiş. Vefat etmiş, ömrü vefat etmiş. Ömrü vefat etmemiş. Ensar dayıların da o konuda garip bir şey var. Ensar dayının da aynı şekilde babası o tarafa geçmiş. Orada ev, yer, yurt edineyim. Daha sonra size haber ederim. Siz de geçersiniz bu tarafa demiş. Ama o arada Ahıskalılar sürgüne tabi tutulunca Ensar dayının da babası orada kalmış. Bu şahıs da buraya geldiği zaman İbrahim kişi, İbrahim Hoca, o da Ensar dayılar yani kendilerinin babası yani orada kalmış. Bir nevi kendilerine baba gibi kabul etmişler. O da bunları bir aile gibi. Bunlar onun için Ensar dayılar çok iyi bakmışlar.
Allah rahmet eylesin. Benim babam da Türkiye'deydi ki garip idi. Dedim ki bu da garipti. Benim bunu baba kimi biz sakladık özümüze. Yardımcı olduk. Ya hanımı yok, evi yok, eşiği yok. Yani bir zaman sakladık, sonra ev verdik. Hanım aldık, kendi ev kurdu, yaşadı ama gözü yolda, gözü yolda. Merhum Mehbi İbrahimoğlu'nun izini sürdüğü Ağızka Türkleri sık sık onun mezarını ziyaret edip ruhuna fatihalar gönderiyorlar. Allah rahmet etsin, bizim halktan ötürü geçmiş. Bir bu halk nereye geçmiş? Sürdüler mi, kırdılar mı? O formada geçmiş bir yani. Pek çoğu 1944'teki sürgünün canlı tanığı olan Ağızka Türklerine mikrofon uzattık. Evet, Şirin Bey köyünde Seyfi dayı da sürgünü bilenlerden. Bize o sürgün zamanını anlatır mısınız öncelikle Seyfi dayı? Şimdi benim amcam, emirler mahpusu askere gitmişler. Bizler de kalmıştık. Hı-hı. Çocuklar bile. Biz demazıya sabah namazından töktüler dışarı. Altı tütünü bir makineye yığdılar. Sürdüler. Ondaki köyde bir trene bindirdiler. Ondan sonra Özbekistan'a bir ay yol gittik. Neler yaşadınız o yolculukta? Tavuklarda, trende, malpoşelerinde, trenlerinde gittik. Tavukta çokları kırıldı. Hı hı. Öldüler, götürdüler Özbekistan'a, Kazakistan'a. Töktüler bizleri Kırgızistan'a. İşte böyle çok eziyetler çektik. Tavukta odun yok, bir şey yok. Ural dağlarından Sredni Azia diyelen memleket var, oraya sürdü. Ondan sonra da bir köyden ayrı köye gitmeye kaminde saat koydular. Bu köyden o köye gidemez. Yine esirlik devam etti. Ha, esirlik. Düz 58. yıla kimi. 58. yıla bu Azerbaycan ki bizi kabul etti, sağ olsun Azerbaycan devleti. Şimdi gelmişiz burada çok mutluyuz, memnunuz. Biz Azerbaycan hükümetinden çok çok razıyız. Ona sebep ki bize böyle bedava evler verdi. Yaşadık. Bugün de razıyız. Ama vatan hasretiyle yaşıyorum. Geldi geçti ömrüm benim. Şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldin. Bir göz olup açmış gibi. 70 yıldır sürgünde yaşayan Ağızka Türkleri bugün Azerbaycan topraklarını vatan bilmişler. Burada yaşıyorlar. Artık çocukları burada doğmuş, torunlar burada büyümüşler. Ama her zaman da Ağızka'ya olan özlemlerini, vatanlarına olan özlemlerini dile getiriyorlar. Burada olduğumuz süre boyunca bize kardeşliği, dostluğu hissettiren ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine farklı bir coğrafyadan merhaba diyeceğiz size. Bir sonraki buluşmamıza kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın.